Pekala hocam, şimdi kurbanla alakalı böyle tafsilatlı, teferruatlı bilgi verdikten sonra benim aklıma şöyle bir soru geldi. Yani kurban için hazırlık nasıl olmalıdır? Kurbandan önce, kesmeden evvel ne yapmak gerekir? Bu konuda ne buyurursunuz? Estağfurullah. Şimdi insanlar üçe ayrılıyor. Bir, kurban kesecek olanlar. İki, fakir kurban kesemeyecek fakat bayram yapacak olanlar. Üçüncüsü de imkanı var. İnanmadığından dolayı kurban kesebilir ama kesmeyecek olanlar var. Biz bir ve ikinci gruba girenler için, yani kurban kesecek olanlar ve bir de bayrama gidecek, bayram yapacak ama kurban kesemeyecek olanlar için biz bazı tavsiyelerde bulunabiliriz. İki çeşit hazırlık yapmak gerekir. Bir maddi hazırlık, iki manevi hazırlık. Hazırlık, giriştiğimiz işlerde elde edeceğimiz sonucun hem zevkini hem de bizim başarımızı kat kat artırır. Düğün dernek için, çocuklarımızın düğünü için, sünnet merasimi için günler öncesinden akıl almaz derecede hazırlık yapıyoruz. Yani en ince detayına kadar her şeyi düşünüyoruz. Fakat en önemli bayramımız kurban. Az önce de söyledim, şairden olan, bizi şuurlandıran bir kurban sessizce aniden geliyor ve gidiyor. Hani şu mesela Ramazan bayramı gelirken, Ramazan'ın son 10 günü, Kadir gecesi biraz gelirken kendini hissettiriyor. Fakat kurban aniden geliyor, hazırlıksız yakalanıyoruz. Buna fırsat vermeyelim. Eğer burada biz, yani Avrupa'dayız, Almanya'dayız, burada kurban keseceksek kurban seçimini yapmalıyız. Kurbanımızı hazırlamalıyız. Satın alma, sipariş verme, ortak keseceksek kimlerle keseceğiz, kurbanın fiyatı vesaire, bunların hepsinin netlik kazanması gerekir. Hem burada kesip hem de Almanya dışında vekalet yoluyla kurban kestireceksek, o zaman ilgili kurum ve kişilere kurban paramızı teslim edip vekalet vermeliyiz. Hani kurban kesemeyecek kadar fakir ve bayram için maddi ve manevi hazırlık yapacaksak, o zaman Arefe günü okunacak dualar, teşrik tekbirleri, Arefe günü tutulacak oruç, bayram gecesini ihya etme, bayramda neler yapılır, bunları çocuklarımızı, ailemizi de hazırlamamız gerekir. Ve yine bunlar yapılırken işin içine çocuklarımızı da katarak alınacak hediyeler, yapılacak ziyaretler, gelen misafirlere ikram edilecek, hani bizim tradisyonel, yani gelenek olarak gül suyu, lokum, kolonya, çikolata, özellikle çocuklara verilecek o paraların şimdiden hazırlanması gerekir. Dolayısıyla bunları biz bugünlerden itibaren güzel güzel hazırlığını yaparsak, stressiz, güzel, böyle kalp huzuruyla bir bayramı inşallah idrak etmiş oluruz.